Peki yayın kesintisinin nedeni kesinleşti mi? İlk olarak bununla başlayalım. Hayır, bize hiçbir açıklama yapılmadı. TürkSat yetkililerini arıyoruz, ya ulaşamıyoruz, bir açıklama yapmıyorlar bize. Ama bunun bir teknik arıza olmadığı deneyimlerimizden biliyoruz. Neden? Çünkü hani hatırlarsınız, geçen hafta birçok kanal bir süreliğine düştü uydudan. Onu bir teknik arıza olarak açıkladılar. Yani teknik arıza olsa sadece biz değil, TürkSat'tan o yayın yapan birçok kanal düşerdi. Tek bir kanala ilişkin teknik arıza olması pek akla yatkın değil zaten. Zaten gün içinde de ortaya çıkan bir yazı vardı. Savcılığın TürkSat'a İMC TV'nin yayınının kesilmesi yönünde talimat yazısı. Peki bunu nasıl yorumluyorsunuz? Aslında bu dün biz ilk öğrendik. Tabii çok da talihsiz bir anda öğrendim ben mesela. Arkadaşlarımızla, İMC'den arkadaşlarımızla bir Silivri'ye gitmiştik. Evet. Sevinmiştik Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla. İşte Can Dündar ve Erdem Gül'ü karşılamaya gitmiştik. Orada hükümete yakın internet sitelerinde ilk yer aldı. Böyle bir yazının olduğu. Sonra da bu sabah o yazı ortaya çıktı. Şimdi birincisi bu yazıyla biz neyi öğrendik? Bizim hakkımızda bir soruşturma yürütüldüğünü öğrendik terör suçlamasıyla. İkincisi tabii daha önce de bu 7 kanal TürkSat'tan çıkarılmıştı. Bunların zaten bu TürkSat'tan çıkarılmalar kanalların hukuksuz bir şey. Çünkü TürkSat ticari bir işletme. Biz oraya ticari yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Ücretini ödüyoruz ve oradan bir frekansla yayın yapıyoruz. Bu ticari yani savcının bu talebi hem hukuki hem de ticari kuralları içe sayan bir şey. Televizyon yayıncılığı ile ilgili biliyorsunuz RTÜK diye bir kurum var ki o da zaten bizim eleştirdiğimiz bir yani demokrasi açısından çok da hani olumlanabilecek bir kurum değil bu tür bir üst denetim. RTÜK var. RTÜK üzerinden yapmıyor da direkt ticari kuruluş üzerinden yapıyor. Daha önce de bazı kanallara mesela daha TürkSat'a bile gitmeden en yaygın izlenilen şeyi test edip yani Dijitürk'ten çıkarttırdılar mesela. Böyle uygulamalar yapılıyor. Bunlar dediğim gibi hem hukuki hem de ticari kurallara, prosedürlere aykırı ya uygulamalar. Evet Sayın Eren, siz de söylediniz. Biz TürkSat'a yollanan, savcılığın yolladığı talimatı Can Dündar ve Erdem Gül'ün tahliye edildiği zaman, onları karşılamaya gittiğimizde öğrendik dediniz. Diğer tutuklu gazeteciler içinde tartışmalar sürüyor. Şimdi bu kez de İMC TV hedefte. Tüm bu gelişmelere bakarsak sizin yorumunuz nedir? Aslında tabii biz İMC olarak bu duruma şaşkın ve üzgünüz. Onlarca çalışan hepimizin üzgün yani bütün arkadaşlarımız ama biz ısrarla yayınımızı sürdürüyoruz. İşte şimdi internet üzerinden ve buna hukuki yollarla bu şeyi aşmaya çalışacağız. Ama tabii ki sadece İMC'ye yönelik değil bu baskılar. Ülkemizde basın ve ifade özgürlüğü ne yazık ki her geçen gün biraz daha geriye gidiyor. İşte bu ülkede gazeteciler öldürüldü. Bu ülkede gazeteciler hala tutuklu. Gazetecilere yaptıkları haberler nedeniyle davalar açılıyor. Sudan sebeplerle tutuklanılıyor. Örneğin hala bir gazeteci tutuklu. Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle gözaltına alındı. Facebook'taki bir yıl önceki paylaşımı nedeniyle tutuklandı. Gazeteciler her gün neredeyse özellikle sokağa çıkma yasakları olan bölgelerde veya onların civarlarındaki bölgelerde her gün bir gazeteci gözaltına alınıyor neredeyse. Haber yapmaları engelleniyor. Özellikle kadın meslektaşlarımızda güvenlik güçleri ağır hakaretler ediyor bölgede. İnternet siteleri erişime engelleniyor. Televizyon kanalları karartılıyor. Yani çok ağır yani koşullarda biz
kamuoyuna, halka gerçekleri aktarmaya çalışıyoruz. Bir arkadaşımız geçenlerde bir İMC kameramanı ağır yaralandı biliyorsunuz Cizre'de. Arkadaşımız yaralandığı an devletin resmi ajansı arkadaşımızı terörist ilan etti, hatırlarsınız. Ama arkadaşımız ve o olayda yaralanan herkesin terörist olduğunu iddia etti. Devletin ajansı ve anlı şanlı medya grupları da, medya şeyleri de, internet sitelerinde hemen buna yer verdiler. Böyle lanse ettiler olayı. Oysa arkadaşımız bizim kameramanımızdı, muhabirimiz oradaydı. Ölüm riskiyle Cizre'de neler olduğunu anlatmaya çalışıyorlardı, aktarmaya çalışıyorlardı. Arkadaşımız yaralandığı halde, yaralıyken görüntü almaya devam etti ve o görüntüler bize ulaştı. Bütün kamuoyu gördü ne olduğunu orada. Ölenlerin sivil olduğunu, yaralıların sivil olduğunu, sokaklarda sivil cesetlerin olduğunu öğrendi kamuoyu. İşte bunun için basına baskı yapıyorlar. Yani tek ses istiyorlar. İktidarın sesini istiyorlar. Ne dediyse iktidar, ne yaptıysa onu onaylamamızı istiyorlar. Aykırı bir tek ses istemiyorlar. Ama biz gerçek gazeteciler kamuoyuna gerçekleri aktarmaya, halka gerçek haberleri sunmaya, bu ülkeden neler olduğunu anlatmaya devam edeceğiz. Biz sadece bölgede neler olup bittiğini değil, Cerattepe'de neler olduğunu, Soma'da neler olduğunu, iş cinayetlerini, kadın cinayetlerini anlatmaya çalıştık. Her kesime ekranlarımızı açtık. Başka medyaya çıkamayan kesimlere ekranlarımızı açtık. Onların sorunlarını aktarmaya çalıştık ve bundan rahatsız oldular. Hatırlarsınız IŞİD'in nasıl IŞİD'çilerin Türkiye sınırından Rojava'ya geçtiğini canlı yayında aktardık. İşte bunlardan rahatsız oluyorlar. Sadece tabii bunu yapan İMC değil. Birçok haber ajansı, gazete, sizin gibi kanallar, bir avuçuz ama ısrarla gerçekleri aktarmaya devam edecek. Evet Sayın Eren, teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Evet, gün içinde savcılığın TürkSat'a İMC TV'nin yayınının kesilmesi yönünde talimat gönderdiğine dair bir yazı ortaya çıktı. İMC TV'nin bugün 15.20 itibariyle yayını kesildi. Biz de İMC TV haber koordinatörü Faruk Eren'le konuştuk.